ülkemiz 2015 yılı verilerine göre dünyanın 18. Avrupa'nın ise 6. büyük ekonomisine sahiptir. Türkiye son 10 yıl içinde büyüyen dev sanayi projeleriyle daha ön sıralara geçmek için atağa kalkmıştır. Türkiye'nin bu gelişmesinde dünya başkenti İstanbul uluslararası alanda temsil vazifesini üstlenirken, başkent Ankara ise gelişim, idare ve koordinasyon merkezi haline gelmiştir. Ülkemizin 2023 yılı stratejik planlamasının en özel projesi başkentimiz Ankara için planlanmakta ve bazıları hayata geçmektedir. Bu stratejik planlamada Ankara için büyük çaplı sağlık, sanayi ve savunma projeleri öngörülmektedir. Ankara'ya yapılması planlanan bu projeler hızlı tren, çevre yolları ve yeni yapılacak duble otoyollarla desteklenmektedir. Artık çevre ilçe ve illere ulaşım bir o kadar kısa ve kolay hale gelmiş ve yapılacak yeni yollarla daha da kısalacaktır. Yeni yapılan bu otoyollar arasında İstanbul-Ankara ve Ankara-İzmir en dikkat çekenleridir. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığımızın 2013 sonlarında hizmete açtığı Ankara-Eskişehir, 2014'te Ankara-Konya, 2015'te Ankara-İstanbul yüksek hızlı treni ile Ankara'mız daha ulaşılabilir bir başkent haline gelmiş, sivil ulaşımın yanı sıra ticari lojistik anlamda da yurt içinde büyük bir devrim olmuştur. Ankara'nın ülkemizin gelişim planlamasının merkezi olmasının sebeplerinden bahsedecek olursak, uygun geniş arazilere sahip olması ve bu arazilerin jeolojik olarak deprem riski taşımamasıdır. Tüm kentleşme ve sanayileşmenin uzun vadeli olması adına 1999 depreminden sonra yeni bir sanayi bölgesi arayışına girilmiştir. Bu istikamette yapılan araştırmalar, tarihteki her medeniyette olduğu gibi başkentimizin de batı yönünde gelişmesini ve şehirleşmesini sağlamıştır. Kamunun yanı sıra özel kurum ve kuruluşlarında bölgede ciddi yapılanma projeleri ve uygulamaları başlamıştır. Bunlara örnek olarak Eskişehir yolunun son 25 yılda Balgat-Söğütözü civarından sırasıyla Bilkent, Ümitköy, Çayyolu, Bağlıca, Yaşamkent, Temelli ve Polatlı'ya kadar yoğun nüfus artışını görebiliriz. Yine aynı güzergahta, Aşağı Yurtçu ve Yapracık'ta 15 bin konutluk TOKİ, özel yatırımlarla Golfkent, Uydukent, Ihlamurkent ve BESA imzasıyla ülkemizin en büyük outletini de bünyesinde barındıran karma projeler yükselmektedir. Çankaya ve Başkent Üniversitelerinin de yerleşke alanları bu istikamette olup, daha birçok eğitim, sosyal, kültürel tesis ve rekreasyon alanları planlamadadır. Ülkemizin en temel ihtiyacı olan sağlık hizmetleri gereksinimi yine Ankara'da planlanmaktadır. Planlanan projeler tamamlandığında hem ülkemizin sağlık ihtiyacını karşılayacak hem de uluslararası alanda gurur kaynağı olacaktır. Ankara'mızın kamu hizmeti, idaresi, bürokrasisi anlamında fiziki olarak da geliştirilmesi adına yeni kamu binaları batı şeridinde yükselirken savunma sanayisinin de aynı istikamette planlandığı görülmektedir. 2015 yılı itibariyle Eskişehir yolu Etimesgut Bağlıca'ya taşınan İçişleri Bakanlığı MİT yerleşkesi, zırhlı birliklerle diğer hava ve kara askeri birliklerin Temelli Polatlı bölgesine yerleşmesi bu durumun göstergesidir. Bilindiği üzere bölgenin 10 kilometre yakınında Aselsan ve Roketsan bulunmaktadır. Modern çağın savaş ve savunma sanayi stratejilerinde hızlı iletişim ve uygulanabilirlik adına idari ve fiziki koordinasyonun sağlanması aynı istikamette planlanmaktadır. Malıköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Eskişehir yoluna 3 kilometre mesafedeki 5 büyük organize sanayi ile Ankara'nın artık sanayide de bir başkent olduğu ispatlanmıştır. Bahsi geçen bu organize sanayiler Avrupa'nın ikinci, Orta Doğu'nun ise en büyük sanayi yapılanmasıdır. Bu yapılanma metrekarelerle ifade edilecek olursa başkent OSB 19.300 dönüm, Anadolu OSB 6.200 dönüm, ASO 1. Organize 6.000 dönüm, Dökümcüler Sanayi Sitesi 4.000 dönüm, ANSPAŞ 5.200 dönümle sanayiler için ayrılmış arazinin toplam yüz ölçümü 41 milyon metrekaredir. Bu organize sanayiler içerisindeki fabrikalarda yaklaşık 1 milyon kişi istihdam edilecektir. İstihdam verileri bölgede 3 milyon nüfusu çağrıştırmaktadır. Bu nüfus gelişiminin yansıması olarak bölgede büyük bir imar çalışması bulunmaktadır. 2015 yıl sonu itibariyle 30 bin konut ve bu kapasiteye uygun olarak eğitim, sosyal kültürel tesis, sağlık ve yeşil alanlar imara açılmıştır. Bu imar yapılanması
modern kentleşme çizgisinde geniş yollar, çok katlı site yapılanmasından oluşmaktadır. Yani öyle bir gelişim, kentleşme, modern planlama düşünün ki hızlı tren, otoyollar, eğitim ve araştırma hastaneleri, teknolojik sanayi üsleri, üniversite yerleşkeleri, yeşil alanlar içerisinde bir yaşamı içinde barındıran bir bölge. Bu projeler karşısında uzun yıllardır bölgede hizmet veren Say Grup, bölgedeki tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir. Say Grup, 1998 yılından bu yana gayrimenkul, inşaat ve gıda sektörlerindeki tecrübelerini 2008 yılında tek çatı altında toplanmasıyla hizmete başlamıştır. Ortaklık zincirinin halkalarından Uyar İnşaat, bölgenin en prestijli projelerinde 600'e yakın konut ve 150 iş yeri tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiştir. Say Grup, Dek Gıda Butik Ek, Yerliler Grup ve Uyar İnşaat işbirliğiyle bölgede büyüyen ve kendini kanıtlamış bir oluşum haline gelmiştir. Konut edinme ve yatırım politikalarının her geçen gün daha bilinçli olarak bireysel ihtiyaçlar ve yüksek beğeni eşiğine göre şekillendiği bu dönemde profesyonel gayrimenkul aracılık hizmetlerine gelişim ve değişimle cevap veren Say Grup, sektöründe bölgesel güven simgesi haline gelmiştir. Konut taleplerinde nitelikli proje ve lüks konut seçeneklerinin yanı sıra dar gelirli ailelerin taleplerini de aynı seçenek yelpazesi ve memnuniyet hassasiyetiyle üst seviyede tutan şirketimiz, milli ve ahlaki değerlerimize bağlılıkla zamanın gereksinimleri doğrultusunda gelişim göstermektedir. Kısa ve uzun vadeli yatırımlarınızsa referanslı olarak Say Yatırım'la şekillenmektedir. Arsa ve tarla yatırım uzmanı olarak verimli ve güven içinde yatırım yapmanızda, gerçekçi analizler doğrultusunda seçenekler sunan Say Grup, yatırımınızın gelecekteki güvencesidir. Faaliyet alanımız olan kıymetli başkentimizle ilgili yatırımlarınıza rehber olması temennisiyle, gerçekçi analizlerimizi sizlerle paylaşmaktan onur duyarız.